Arkadaşlar, herkese merhaba. İlginç bir oyunla daha tekrar birlikteyiz. Lifeless Planet, yani yaşamsız gezegen veya yaşam olmayan gezegen diye çevirebiliriz sanırım oyunun adını. Bu sene içinde tamamen çıkacak oyunlardan bir tanesi. Bakın üst tarafta siz de görüyorsunuz, beta yazıyor. Oyun hala beta aşamasında ve hani bu sene içinde çıkmadan önce kullanıcılara oyunun hani çıktığında neye benzeyeceği, yani genel olarak genel hatlarıyla nasıl bir oyun yarattıklarını göstermek açısından bu betayı bizimle paylaştılar, yani kullanıcılarla paylaştılar. Ben de oyunu denemek istedim. Belki oyundan haberi olanlar vardır ve görmek isteyenler vardır veya oyundan haberi olmayıp da oyun çıktığında denemek isteyen arkadaşlarımız varsa diye sizler için oynamak istiyorum. Oyunun güzel bir hikayesi var ama hani oyuna girdim, yaramazlık yapı, bakın orada resim game var ama hemen girip çıktım tabii ki. Oyunun bir sinematiği yok, hani hikayeyi anlatan. Ben de hikayeyi forum sitesinde okudum ve hani menüde canınızı sıkmayacağım hikayeyle. Oyunun içine girdiğimizde ara ara böyle oyunun hikayesini, yani oyunda amacımızın ne olduğunu sizlere söyleyeceğim. Yalnız şunu söyleyeyim hemen kısaca, oyun bir nevi explore, yani keşfetmeye dayalı bir oyun. Bir gizem var, o gizemi çözmeye çalışıyoruz. Benim ilgimi çekti, bilmiyorum sizin de ilginizi çekecek mi? İyi seyirler diyeceğim. Oyunda oyunda sinematik yok. Neyse, hadi bakalım. Evet, burayı bu girişi daha önceden de yapmıştım. Şimdi tamamen keşfetmeye dayalı bir oyun, belli. Gördüğünüz gibi bir astronotu canlandırıyoruz. Oldukça kısa boylu bir astronot veya etraftaki her şey çok büyük, bilmiyorum. Evet, maalesef oyunun Türkçe desteği yok ve yine maalesef ki herhangi bir Türkçe yama çalışması yok, en azından bildiğim kadarıyla yok, ama olsaydı tabii ki çok güzel olurdu. Belli ki bu notları yine hemen hızlı hızlı okuyacağım ve ben de size neler söylediğini açıklamak istiyorum. Başı dönüyormuş adamın ve sanırım soluduğu hava, bu hani kaskınızın camı olur ya böyle. Tabii ki hani hepiniz kask takmıyorsunuz ama hani cama böyle hohladığınızda camda bir buhar oluşur ya. İşte nefesi öyle bir buhar oluşturuyormuş anda ve önünü pek göremiyormuş. Uzunca bir süre baygınmış kendisi. Hani beyin sarsıntısını geçirmiş olmaktan falan da korkuyormuş. Keşke şuraya uzansam ve ağrılarım geçse falan diyor ama durumu çok kritikmiş gerçekten. Ah, beni çok şey söyledin ya. Evet, resmen gezegene çarpmışız. Bir tane notu tekrar okuyabiliyor muyum? Hadi ama buradan almıştım notu. Okuyabiliyorum. Evet, taba bastım. Hangisiydi? Evet, sanırım buydu. Evet, hani buraya norm bir iniş, zor bir iniş yaptık desek kibar olurmuş. Resmen gezegene çarpmışız. Sanırım bazı ne derler ona, numarasal olaylar olur ya, hani böyle inişte işte 400 metre kaldı, 500 metre kaldı, hızımız budur falan filan. Öyle bir yanlış hesap da olmuş veya kötü bir şans da olabilir diyor adamımız. Evet, burası bir cennete benzemiyormuş bizim bize evde dediklerine göre dedi sanırım. Hani tabii sanırım değil. Bir saniye, sonra da okuyayım hemen notun. Bir şey kaçırmayalım. Evet, bu gezegeni araştırma yapmak amacıyla geldik. Çünkü gezegendeki bilim adamları, hani akıllı kişiler, bu gezegenin birçok yaşamda dolu olduğunu, birçok zenginliği barındırdığını, hatta farklı farklı yaşam formlarının olduğunu da söylediler bize. Fakat gezegene girerken belli ki bir kaza geçirdik. Bakın kapsülümüz orada yanar vaziyette. Ekibimizden ayrı düştük. Ekibimizin nerede olduğunu bilmiyoruz. Burada bir kaya var. Tabii konuyla ilgisi yok bu kayanın. Kaya. İlginç bir kaya. Pekala. Evet, dediğim gibi. Ekibimizden ayrı düştük. Hadi ama. Evet, oksijenimiz azalıyormuş. Bayılmadan önce oksijen almam gerekiyor. Pekala. Bu gezegendeki sırrı çözmemiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi, eyvah, ekran kararıyor. Bir an önce oksijen bulmam lazım. Nasıl oksijen bulacağım? Burada ayak izi var takip ettiğim. Eyvah. Orada bir yapı görüyorum ama... Aman Allah'ım, düşmek istemiyorum. Düşersem ölür müyüm acaba? Hadi düşme, ölme. Harika. Evet, şuraya doğru gitmek istiyorum çünkü oksijenim oldukça azaldı. Ekibimizden ayrı düştük sanırım. Gezegenin yüzeyine çarptık. Geliyorum. Geliyorum. Bakın zıplayabiliyoruz. Ay. Umarım budur. Eyvah, yavaşladı adam. Hadi ne olur. Aman Allah'ım. Öldük. Oyunun başında öldüm ya.
Evet, demek ki koşmamız gerekiyor. Tamamdır. Ha, en baştan başlattı. Pekala. Evet, kapsülde Amerika bayrağı, Alman bayrağı, Japon bayrağı ve bir de alttaki Birleşmiş Milletler'in bayrağı mı? Tam olarak kestiremiyorum. Beta olduğu için oyun kısa bir oynanışa sahip. Belki oyun tamamen çıktığında oyunu denemek isteyen arkadaşlarımız olur. O yüzden ben de yalnız deneyecektim bu oyunu. Hani kayda falan almayacaktım ama dedim neden almıyorum? Belki oyunu görmek isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Yalnız bu oyunu geçebileceğimi ben düşünmüyorum cidden. Sürekli ölüyoruz. Tamam, bu sefer hiçbir şey için durmak yok. Hadi. Adamın ismini de bilmiyorum, iyi mi? Yani hitap edeceğim kendisine ama isminizi de bilmiyoruz bu. İsmini de bilmiyorum bu Amerikalı astronotun. Geldik sayılır. Hadi. Durmak yok. Hadi. Geldik sayılır. Oley be. Evet, oksijen tankımız doldu ve yaklaşık olarak 8 saat süremiz var. 8 saat. Acaba bu gerçek 8 saat mi yoksa oyun içi 8 saat mi? Yani oyunda zaman daha mı hızlı geçiyor acaba, onu bilmiyoruz. Şimdi bu makinenin yanına ayrılmak istemiyorum ama şöyle bir şey var. Bir saniye. Evet, 8A modelinde bir oksijen destek ünitesiymiş bu ve bu cihazdan gezegenin yüzeyine gelmeden önce yerleştirilmiş bunlar, pekala. Ama evet, dediğine göre hani bazı sondaların bildirdiğine göre bu gezegendeki atmosfer neredeyse dünyanın atmosferine yakınmış ve dolayısıyla bu tarz 8A oksijen cihazları pek de gerekli olmayabilir dedi. Bizim adamımız bilmiyorum ama oksijenimiz azaldığında az kaldı ölüyorduk. Yani bu atmosfer dünyaya nasıl benziyor bilmiyorum. Evet, bu şeye benziyor. Neydi ya? Peri bacalarına benziyor, öyle değil mi? Bakın şu an. Evet, ne ekran bilmiyorum. Hakikaten kayboldum. I understand that even at twice the speed of light, your journey will take 15 years. That's right. We'll be traveling so fast, our spacecraft will arrive at the planet before the transmission of this interview does. But it's still such a long trip. We'll be put into a sort of coma. Our heart rate will be slowed dramatically to minimize aging during the flight. How do you prepare for this one-way mission, knowing you will never return to Earth? Well, I have a volunteer crew of very skilled and focused individuals. We all have a deep desire to explore, to go somewhere new. And frankly, we also have a few attachments here on Earth. Evet, keşke tabii ki altyazı olsaydı ama anladığım kadarıyla bu gezegene olan seyahatimiz 15 yıl mı sürmüş? Tam olarak kestiremedim. Ama oyun beta aşamasında olduğu için daha birçok eksiği varmış zaten, kendi yapımcıların da söylediği üzere. Oyunda birçok bug'la da karşılaşabilirmişiz ama umarım. Tabii ki karşılaşmayız, böyle kayalar var, ilginç ilginç. Acayip. Pekala. Abi, o kaya çok korkunç. Sanki bir an yürüyecek, üzerime gelecekmiş gibi ve büyük bir alanda da olduğumuz için sanki kaçmamız gerekebilir. Bakın, oradan duman yükseliyor. Bilmiyorum siz görüyor musunuz? Sanırım buraya indiğimiz kapsül orası olsa gerek veya oksijen cihazı, emin değilim. Çok ilginç bir gezegen hakikaten. Öncelikli amaçlarımızdan bir tanesi şu an tabii ki yaşamı bulmak. Yani buradaki yaşama neler olduğunu daha doğrusu öğrenmek. Çünkü bilim adamlarının dediğine göre burası çok farklı yaşam formlarını barındırıyormuş ama tabii ki biz indik ve şu an öyle olmadığını görüyoruz. Lütfen şu kaya arkamda beni takip etmesin. İkinci olarak da işte ekip üyelerimizi arıyoruz, bu gezegeni araştırmaya gönüllü olan ekibi. Bunu atlayabilir miyim? Hadi. Sanmıyorum. Atladık. Harika. Oldukça uzun bir mesafeydi, yapamayacağım diye düşündüm ama yaptık. Foothills. Nasıl çeviririz ki bunu? Bilmiyorum. Özel isim olsa gerek pekala. Yalnız hani keşfetme oyunları böyle kullanıcıların ilgisini çekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu konu hakkında sizin görüşleriniz neler ama hani bu oyunu çıkarsam. Ay ay bak. Aman Allah'ım. Evet, hiç durmadan karşıya atlayacaktım ki. Aa, su bulduk. Yani suyu bulmadık tabii ki. Su zaten buradaydı ama
Vay, demek çok da ölü bir gezegen değilmiş burası bilim adamlarının dediğine göre. Abi çok ilginç, su. Evet, şu an öyle de araştırmalar yapıyorlar ya zaten, Mars'ta su var mı, orada su var mı, burada su var mı? Abi çok ilginç. Aa. Harika. Cidden harika. Arkamdan, hop, şurada bir şey var. Aa. Aman Allah'ım. Evet, oyunda çok fazla korku öğesi yok ama ben gerilmeye başladım. Bu nedir? Yaklaşmayla korkuyorum ama. Hadi. Eyvah. Aa. Evet, bakır sülfatıymış bu. Kalkanit. Aa. Evet, kalkanit, bunlar sanırım sosyal lise bir sosyal konular, öyle değil mi? Bu bakır cevheri dünyada oldukça varmış. Vay be, burada da demek ki kalkanit bulduk. Hani kalkanitin bir şeklinin ne olduğunu bilmiyorum ama demek ki öyle beyaz mavi bir şekli varmış. Harika. Bir daha okuyabilir miyim orası, bir saniye? Kaçırdığımız bir şey var mı? Evet, jeolojik bir örnekmiş bu arada bu bulduğumuz bakır sülfatı. Evet, kalkanitlere bakır sülfatı deniyormuş bu arada. Onu da öğrenmiş olduk. Güzel. Güzel. Şimdiye kadar güzel gidiyorum diye düşünüyorum. Notları da hani ay Allah'ım, bir tane daha not var. Notları da çevirebildiğim kadarıyla size çevirmek istiyorum çünkü hani böyle bir oyunda oyunu anlamak, yani hikayeyi Evet, görevle ilgili her şey şu an felaketmiş ve bu iniş takımımız hasar aldığı için onun içindeki birçok ekipman da onunla birlikte hasar almış. İşte kıyafetimiz zar zor çalışıyormuş dediğine göre. Ah, jetpack'imiz varmış şu an. Tek kullanımlık jetpack mi diyor yoksa? Evet, tek kullanımlık ya da bir kere kullanmaya mahsus, aynı şey aynı şey oluyor ama bilmiyorum. Şu an tek kullanımlık sanırım jetpack'imiz var. Ve zıpladığımızda ona basıyor muyuz? Ah, hiçbir şey anlamadım. Bir saniye, ayarlarına bakmam lazım oyunun ama. Şöyle options'a hemen girelim. Şurada. Çok iyi. Jetpack görüyor musunuz gençler? Ben görmüyorum. Hadi jetpack. Haydi jetpack. Evet. Bir fikrim yok. Jetpack'i nasıl çalıştırdığımıza dair. Şu an jetpack'e gerek duymadan geçebilir miyim burayı? Sanırım geç. Hadi ama. Kontrolleri de oldukça zor. Hadi. Evet, başardık. Hop. Evet, jetpack'i çözmemiz gerekecek bizim. Pekala. Ufak bir kesme yapalım. Sonra jetpack'le tekrar birlikteyiz. Evet, bakın. Harika. Evet, W'ya havadayken bir kere daha tıkladığınızda kendisi tekrar bir itici güç uyguluyor ve oyunun bize dediği jetpack olayı bu. Tek kullanımlık dediği de sanırım hani havada bir kere basabiliyorum çünkü bir daha bastığımda kesinlikle tepki vermiyor bize jetpack sanırım. Gücü azaldı veya modeli tek kullanımına destek veriyor. Harika, bunu bilmeseydik cidden geçemeyecektik ama işin ilginç yanı, ayarlar kısmında da jetpack ile ilgili bir bilgi yok. Ve bir not daha bulduk, bakalım olaya neler getirecek. Evet, takip ettiğimiz yolu kaybetmişiz bizim ekibimizin bıraktığı ve onlardan sanırım ayrıldık, umarım yolumu bulabilirim diyor. Ve hala anlayamamış neden bu gezegenin yaşamdan uzak olduğunu, çünkü uzak gözlemleri kesilmiş hani bu gezegende çok zengin bir yaşam olduğunu ama bu yaşamın nereye gittiğini soruyor, belki de kendisi çok gezegenin yanlış bir yerine inmiş. Hakikaten astronotumuzun da kafasında birçok soru var ve İkinci bir suyla birlikteyiz. Hadi bakalım. Bilmiyorum, bu sudan başımıza bela gelebilir ileride ama umalım ki gelmesin. Şu ana kadar yalnızız gezegende ve umarım başka birisiyle daha karşılaşmayız. Şimdi nereye gideceğimi bilmiyorum öncelikle. O taraftan gidebilirim. Bu taraftan gidebilirim. Burası bakın yukarıya doğru çıkıyor. Şuraya atlayabilir miyim? Hadi! Evet, belli ki atlayamıyoruz. Pekala. Şimdi. O taraftan atlayabilirdim sanki ama şimdilik o taraftan gitmeyelim. Etrafta da dolaşmak istiyorum çünkü belki not buluruz ve hani hikayeye katkısı olan notlardan birini bulursak çok hoş olur benim için. Burası da bir yere gidiyor.
Bir saniye, nereden geldik? Bir dakika. Evet, sanırım sağ taraftan geldik. Hayır, sanırım değil. Tamam, o kareyi hatırladım. Sağ taraftan geldik ve buradan bir yere gitmemiz gerekiyor. Yalnız bu ara yol... Abi nereye gidiyor burası? Hadi bakalım. Yavaş yavaş. Ah, shift'e basınca koş diyecektim ki. Evet, shift'e basınca sakin sakin yürüyor adam. Kırmızı bir şey bulduk. Acaba bu ne? Umarım yalnızızdır burada. Radyo... Rodo... Kurasit... Bilmiyorum gençler, bilmiyorum hakikaten. Kimyası iyi olan biri varsa... beni bu konuda lütfen aydınlatsın. Manganez karbonat mineraliymiş. Rodokrosit. Artık umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Evet, bu gezegenin tarihinde hidrotermik aktiviteler varmış. Bu bulduğumuz Rodokrosit ona işaret ediyormuş. Evet, bir gezegenle ilgili bir şey daha öğrendik. Doğru muydu? Bir saniye, neydi? Rodokrosit. Bilmiyorum, öyle bir element veya mineral hiç duymadım şimdiye kadar. Eminim kimyayla içli dışlı olan birisi varsa aramızda, eminim ki duymuştur. Hop! Haydi! Evet, bu astronota isim vermem lazım benim. Kesinlikle böyle çok kendimi bütünleştiremiyorum yani kendisiyle. Hop! Vay! Hadi git! Düş! Birisinin kafasına! Oh, suya düştü. Evet, cisimleri itebiliyormuşuz. Mouse'un sol tuşuyla veya X ile idi sanırım. Yanlış görmediysem tuşun üzerine atlayalım da hasar almayalım. Taşı hala itebiliyor muyuz üstündeyken? Üstündeyken itemiyoruz pekala. Evet, tahminim bunu oraya götüreceğiz ve bunun üstüne çıkıp oradan devam edeceğiz. Çünkü daha gitmediğim bir yer kalmadı sanırım. Şuraya gittik mi, bir saniye. Ha, oradan geldik zaten. Doğru, pardon. Çok pardon. I need to get up there somehow. Evet, bir şekilde yukarıya çıkmam lazım dedi ama biz zaten çıkış yolunu bulduk. Hadi. Lütfen astronot, ne yapıyorsun? Hadi ama, taşın üzerine çıkamıyorum. Sakin, evet. Bu kadar. Harika. Bilmiyorum şu an pek... Hani... Dünyanın atmosferine benzediği için gezegen... Sanki çok fazla yer çekimi... yokmuş gibi değil de... Yer çekimi var ama... Az var gibi hissediyorum. Çünkü çok daha fazla zıplamıyoruz havada. Bir şey kaçırmak istemiyorum. Herhangi bir mineral veya not. Çok ilginç. Hidrotermik aktiviteler varmış gezegenin. Bu gezegenin tarihinde. Çünkü bulduğumuz... Aha, burası da bir yere gidiyor. Burası da büyük bir alana açılıyor. Nereye gidelim önce? Şuraya gidelim, öyle değil mi? Bakalım ne bulacağız buralarda. İlginç bir oyun ya. Hakikaten... tamamen çıktığında belki daha farklı neler eklenebilir, gerçi onu bilmiyorum. Bir şey daha bulduk. Vallahi bir şey daha bulduk. Evet, bu bulduğumuz şeyler sürekli renk değiştiriyor. Az önce bunun mavisini, kırmızısını ve şimdi sarısını bulduk. Bakalım bu neymiş? Harika. Sülfür. Bakın bunu söyleyebiliyorum. Dünyada bulunan 9. en çok elementmiş bu sülfür. Bakın bilmiyorduk, öğrenmiş olduk. Belki bilen vardır içinizde, bilmiyorum. Vay. Evet, denizsel tortullara böyle hani sulu çözeltilere ait bir elementmiş sanırım sülfür. Burada sülfürü bulduysak elemanımız bir tek şunu düşünüyor. Belki de bu gezegen bir zamanlar tamamen okyanus altındaydı diyor. Çünkü sülfür bulduğumuza göre... Evet, bakın suda bir şeyler var. Bundan korkuyordum işte. Ne yapalım? Suya girmesek? Öyle değil mi? Çünkü bakın suda bir şeyler var hakikaten ve onlardan korkmaya başladım. Çünkü bir değil, iki değil, tam 7 taneler. Pekala. Bu gezegen bir zamanlar sular altında kalabilirmiş. Çünkü sülfür bulduk. Çok iyi. Aşağı inmemem gerektiğine seviniyorum. Üst taraftan hallettik her şeyi. Yalnız onları merak da ediyorum, ne olduklarını. Ne yapalım, inelim mi? Hareket mi ediyor ya? Emin olamıyorum ki, çok uzak şu an. Ya suyun dalgalanması o. Ya da hareket ediyorlar. Ne yapalım, inelim, öyle değil mi? Ne olabilir ki en kötü? En kötü kaçarım tekrar buraya. Çıkabileceklerini sanmıyorum çünkü.
Şöyle ne yapalım biliyor musunuz? Grup olanlara değil de tek başına olana yaklaşalım. Hani... Eyvah. Aa, çok ilginç bir ses geliyor. Bilmiyorum siz de duyuyor musunuz sesi ama... Abi çok korkuyorum suya girmeye. Merhaba. Aa, yavaşına bak. Aman oğlum. Ay o kork. O korktu, ben korktum. Vay, kaçıyorlar mı? Hepsi bizden kaçıyor acaba? Ay, hepsi kaçıyor sanırım. Abi harika bir olay bu. Şunlara bak. Çocuk gibi eğleniyorum. Aa, ay, ay. Dağın içine girdiler. Evet, iyi, özür dilerim. Ay. Sen de oraya git. Aynen öyle, suyu rahat bırakın bakalım. Evet, iki tanesi kalsın, tamamdır. Şimdi dört tanesini... dağın içine doğru süpürdüm. Bir tanesi orada bakın, diğer ikisi de orada. Tamamdır. Ben onlardan korktum, onlar benden korktu. Harika. Araştırmamıza devam ediyoruz. Bu isimsiz gezegeni. İsimsiz ve yaşamsız.